Sevgili ekonomistimiz Hikmet Baydar, İsmet abi sana geleceğim ama Hikmet Baydar'la bağlantı kurmamız zor oldu. Bu arada hepiniz Hikmet Bey'e kendi kameralarınızdan soru sorabilirsiniz. Hikmet Bey gece görüşüne katıldığınız için teşekkür ederim. BDDK kredi kullanım kararı, sebepleri ve sonuçları ne olacaktır? Bundan sonra ne bekliyorsunuz? BDDK'nın ilk açıklama yaptığı zaman piyasada hep şey konuşuldu. İşte dolarda ciddi bir satış gelecek, dolar düşecek. Bununla ilgili bayağı ciddi bir şey gördüm ben. Spekülatif bir hareket gördüm piyasada ve çok sert kurda hareketler olmaya başladı. Akşam saat 8 civarıydı. Bu hareketleri gördük. Aslında burada BDDK'nın yapmaya çalıştığı şey dolara müdahale etmek değil, spekülasyona sebep olmak da değil. Aslında BDDK'nın yapmak istediği şey bir yandan devlet şirketlere ucuz kredi vermeye çalışıyor. Hem istihdamı desteklemek için hem de üretimi desteklemek için ucuz imkanlar oluşturmaya çalışıyor. Bunu yaparken de enflasyon riskini de göze alıyor. Çünkü önümüzdeki sene seçim var ve hükümet gerçekten, yani devlet diyorum ben çünkü siyasi partinin kim olduğu hiç önemli değil. Devlet burada risk alıyor. Gelecek senede seçim olduğu halde burada bir risk alıyor ve ciddi şekilde piyasaya bir kaynak aktarmaya çalışıyor. Ama aktardığı kaynağı ki ben uzun zamandır bu konuyu köşe yazılarımda da işledim. Bir bakıyorum yani Merkez Bankası sitesinde reel sektörün döviz pozisyonu ile ilgili tablolar yayınlanıyor. Allah Allah diyoruz. Yani normalde 1-2 milyar dolar artı eksi olan bir reel sektör kısa vadede döviz pozisyonu fazlası. 56 milyar dolar. Bakın döviz pozisyonu fazlası. Yani kısa vadede aşağı yukarı 80 milyar dolar civarında reel sektörün bir borcu var. 80 milyar dolar civarında. Bunun üzerine 56 milyar daha koyun. Aşağı yukarı 130-140 milyar dolar civarında bir varlıktan söz ediyoruz. Ve bu 56 milyar dolar boşu boşuna bekleyen bir para. Dolayısıyla bir yandan yok kredi garanti fonunun kaynaklarını kullanarak fon temin etme, bir taraftan çok ucuz faizlerle kaynak Hocam al, şöyle yapalım öbür mı? taraftan da. Hocam şöyle yapalım mı? Şimdi ben bizi izleyen vatandaşlarımızın hepsi ekonomist değil. Evet. Çok teknik oldu bu. Şimdi diyorsunuz ki step by step gidelim. Yani böyle ben hiç ekonomi bilmiyormuşum gibi bana anlatırsanız ki ben zaten sizin kadar ekonomi bilmiyorum çok mutlu olurum. Şimdi dediniz ki devlet risk alıyor, kaynak aktarmaya çalışıyor. Evet. Devletin bu risk alması ve kaynak aktarmaya çalışmasını şirketler öncelikle doğru kullanıyorlar mı? Şimdi tabii ki bunu genele yayamayız. Bazı şirketler gerçekten doğru kullanıyor. Ama bazı şirketler bunu maalesef işte gördüğümüz yani ihtiyacı olandan fazla döviz tutarak dövizde pozisyon tuttu diyoruz. Yani fazla fazla döviz almış köşeye atmışlar. Bu ister istemez kaynakların belli bir yere yığılması ve atıl hale gelmesine yol açıyor ki BDDK dün Pardon, yapmış olduğu dövizle, basın pardon, açıklaması. bir dakika, bir araya çok özür dileyeceğim. Estağfurullah. Yani kimi şirketler alıyor bu krediyi, işte yatırımına kullanıyor, makine almak için kullanıyor. Kimi de dövizini alıyor, dövizini artırıyor, parasını dövizde tutuyor, pozisyonu döviz oluyor, düzenli dövizden kâr etmeye çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle Peki, doğru. şimdi Ama BDDK'nın işte bu döviz normale çevirmek. Bu son aldığı karar ile o zaman %10'u aşması durumunda TL cinsinden kredi kullandırılmaması kararı neticesinde hangi şirkete ya da ne büyüklükteki şirkete ne yasak getirmiş oldu? Şimdi öncelikle şöyle bir tablo ben size göstereceğim. Bakın BDDK böyle bir tablo yayınladı. Bu tabloda BDDK şunu söylüyor. Olayı bir kere netleştirelim. Çünkü bazen görüyorum yanlış yorumlar yapılıyor ve bunu bir sermaye kontrolüymüş gibi lanse etmeye çalışanlar var. Çünkü bununla yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için piyasayı korkutuyorlar. O yüzden de ben izin verirseniz hangi şartlarda bu insanlar bu kapsama giriyor?
ne zaman böyle bir TL cinsi kredi kullanamama durumuyla karşı karşıya kalıyor? Ona bizim net bir şekilde cevap vermemiz lazım ki piyasayı ne kadar etkileyecek bunu anlamamız lazım. Çünkü BDDK'nın amacı burada eğer döviz pozisyonu fazlası tutan varsa, yani bizden aldığınız parayla döviz alacaksanız almayın kardeşim. Zaten özü bu. Bu yüzden de hemen bir iş akışı yayınlamış. Hani siz diyorsunuz ya, ekonomist değiliz hepimiz, anlayamıyoruz diye. Burada Ali topu at diyor açıkçası. Çok net bir şekilde gösteriyor ve diyor ki, bir kere gerçek kişiyseniz benim bu söylediğim konuyla hiçbir alakanız yok diyor. İkincisi, bağımsız denetime tabi bir şirket değilseniz gene sizi ilgilendirmiyor diyor. Üçüncüsü, yabancı para nakdi varlıklarınızın TL karşılığı 15 milyon üzerinde değilse gene bu konu sizi ilgilendirmiyor diyor. Diyelim ki yabancı para nakdi varlıklarınız 15 milyon TL'nin üzerindeyse, o zaman aktif büyüklüğünüz veya yıllık cironuz hangisi daha büyükse onun %10'unu geçiyorsa bu bizim bahsettiğimiz kapsama girersiniz diyor. Ama burada şöyle bir tanım da yapıyor. Yabancı para tanımı tamamen döviz likiditesi ve yurt dışındaki döviz varlıklarına yapılan yatırımlardan bahsediyor. Yani onu mesela Türkiye'deki bir Türk Eurobond'una, Türk dövize endeksli bir menkul kıymetle bir yatırım yaptıysa bunu dikkate almıyor. Yurt dışındaysa dikkate alıyor. O yüzden de bunların detaylarına baktığımız zaman... Bir dakika. Şimdi o zaman diyor ki sen benim ülkemde kazanıp, benim sayemde kazanıp gidip yurt dışına yatırım, daha doğrusu yatırım değil, yurt dışına paranı götürme mi diyor? Tabii ki, yani sonuçta sistem dışına paranı çıkarırsan ben nasıl büyüyeceğim devlet olarak? Peki. Söylemek istediği bu. Bu. Zaten peki, bunu açıkça söylemiş zaten. Peki şimdi size bir şey daha soracağım. Çok güzel, bunu bugün söylüyor da. Atalan 3 gidara geçmedi mi? Bunu yapan yaptı zaten. Önemli olan bundan şimdi sonra aslında değil mi? Ben BDDK, bir sorabilir miyim? Soracaksınız. Tabii. Şimdi aslında BDDK son zamanlarda bana göre kendini açtı bile. Çünkü bir talebi dizginlemeye çalışıyor. Enflasyonu mücadele kapsamında sadece bir BDDK'dan bahsediyoruz. Bakın, devletin sadece bir organı bu. Merkez Bankası da var, Hazine Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var. Sonuçta Maliye Bakanlığı bir sürü tedbirler açıklıyor. Bunların dışında sadece bir kurumdan bahsediyoruz ve BDDK bir yandan taleple uğraşıyor, bir yandan kredilerin üretime yönlenmesini sağlamaya çalışıyor karşılıklarla oynayarak. Bir yandan da bu şekilde döviz pozisyonlarında şirketlere yol gösteriyor ve diyor ki benden TL alacaksanız artık bu dövizle uğraşmaktan vazgeçin diyor. Onu da belli kriterlere bağlayarak söylüyor. Bu bütün piyasayı bağlayan bir şey değil. Hocam tamam, orsa ama benim size sorduğum sorunun yanıtını alamadım ben. Atalan Üsküdar'ı geçti derken, yani bugüne kadar bunu yapan yaptı. Yani benim cebimden, sizin cebinden ya da devletin cebinden, bu ülkenin cebinden alan aldı götürdü. Doğru mu? Ya bankadaki mevduatlar var. Tamam, onlar ne olacak? Yani doğru söylüyorsun. Zaten buradaki sorun şu. Bizim bu benzediğimiz olayı Japonya'da yaşıyorlar mı? Hayır. Yaşamıyorlar. Tabii ki yaşamıyorlar. Çünkü Japonya'da bütün halk, yani işçisiyle işvereniyle, çalışanıyla bütün halk Japonya'nın sahip çıkıyor. Japonya'da çok büyük bir deprem olduğu hatırlarsanız. Ya adam harakiri yapar orada biliyorsunuz. Ve vatanıma milletime ihanet ettim diye biliyorsunuz. Aynen öyle. Ve hepsi Japonya'nı aldılar ve yine sahip çıkıyor. Kur yükselecekti. Ben Hikmet Bey'e sorayım sizin şeyinize müsaade ederseniz. Tamam ama yani bu benim söylediğim hani... Hayır, sizin dediğinize... Peki buyurun. Hikmet Bey aslında şu anda dövizini alan almış. Ve pozisyonlar belli. Tamam. Bu kararı şunu algılamak gerekmez mi? Yani esasında bugünden sonra kredi kullanacakların dövize yatırmasını engelleyecek bir denetim düzeni. Eğer zaten geçmiş kredi şeyleri, dövizleri satmak zorunda bırakırsanız, tam tersine bu hem hukuka aykırıdır, yani ekonomik olarak güvenceyi yok eder, hem de diğer taraftan siz buna satırırsanız dolarizasyona yol açarsınız. Kendi elinizden doların önemli olduğunu ortaya koymuş oluyorsunuz ya da dövizin. Öyle olmuyor mu?
Yani sizin dediğiniz şu manada olmuyor mu? Bugünden sonraki kredi kullanımının kontrol altına alınması gerekir ve takip edilmesi gerekir. Hayır değil ama mi? Satır diyor. Yani kullanma bakın, kredi diyor, elindekini boz diyor. 15 milyon müsait. Tabii. Burada BDDK şöyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Tamam, burada yapalım. BDDK diyor ki, uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir. Peki devlet ucuz kaynakları döviz alsın diye teşvik etmek amacıyla mı verecek bu adamlara? Ekonomiye üretim amacıyla verecek. Dolayısıyla diyor ki, benden alacağın parayla dolar alacaksan ben sana TL vermiyorum kardeşim diyor. Bunu da söyleyecek tabii, bizim için söylüyor. Doğru. O bir türlü, eğer yanlışsam lütfen düzeltin. Sonuçta diyor ki, senin doların benim limitlerimin üzerindeyse, bu 56 milyar dolar gibi limitlerimin üzerindeyse benden TL alma kardeşim diyor. Git döviz kredisini kullanacaksın, ne yapacaksan yap diyor. Ben engel olmuyor ki. Ama diyor ki, senin zaten paran var. Kredi alacaksan o zaman önce kendi dolarlarında limitlere in, ondan sonra krediyi vereyim ben sana diyor. Bunu da söylüyor. O yüzden de burada yani olayı ben lütfen rica ediyorum. Bu bir siyasi polemik değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an verdiği kredinin kullanımına kadar her aşamasını kontrol ediyor. Hande Hanım siz de dediniz hani geç kaldık mı kalmadık mı diye. Evet, birçok konuda geç kalınmış olabilir. Ama hiç yapılmamasından bunlar çok daha iyi. BDDK'yı bu konuda gerçekten kutluyorum. Neden? Çünkü böyle bir tedbiri alarak en azından üzerine düşenini, hatta bence kendini açtı diye söylememin sebebi bu. O BDDK piyasaya bir şekilde yön veriyor, ayar veriyor. Piyasanın da bu kendi parasına sahip çıkmaması aynı zamanda hepimizin fakirleşmesi. Hocam ses mi gitti? Bir kontrol edin arkadaşlar. Bir sorun var çünkü. Bağlantı koptu. Bir deneyeyim bakalım ne oluyor. Şimdi şunu merak ediyorum tabii ben. Amerika'da acaba böyle bir olay olsa, yani şirketler yatırım yapmak yerine işte kredi kullanıp para biriktirseler, var mı bunun bir karşılığı? Böyle bir şey ne Amerika'da ne de en geri kalmış ülkede olmaz. Bizim ülkemizde işte kanunlar sorun çözeyim diye çıkarken yeni sorunlara neden olduğu için bugüne kadar bu bazen, hale geldik. Ama Sayın Bakan bazen yani kanuna da gerek var ama, mı ya? Ama yaşadık. Ay, ama bakın orada ya. Orada bu tespiti şeyde yaptık biz. Yani şimdi hep konuşuyoruz da serbest piyasa tercihini yaptık biz değil tabii mi? Biz serbest insan, piyasa bakın eskiden serbest piyasa eşittir. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Argosunu bulmadan söylemeye çalışacağım. Çok güzel bir argosu var ama serbest piyasa anladık. Sizi, bizi, hepimizi ya şey mi yani bu mudur bakın, yani? Şimdi biz geçmişte Türk parasını koruma kanunu vardı biliyorsunuz. Hep şu propagandayla verelim uyandık değil mi? Konuğumuzu ekrana. Bir doları olan cebinde hapse mahkum olurdu. Klasik tartışma konularından evet, birisi buydu. Şu anda mevduatların %50'den fazlası dövizde. Peki ya bu nasıl bir şeydir? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevduatlar içerisinde döviz mevduatı TL mevduatının çok çok üstündeyse ya bunun bir izahı olmalı. Şimdi bak şöyle hocam şimdi evet bir buna geçeceğim, bunu kesin soracağım ama daha doğrusu İsmet abi soracak ama şuna bir yanıt verir misiniz? Amerika'da böyle bir şey olur mu? Amerika'da şirketler ihtiyacı olmadığı halde kredi alıp bunu başka şekilde kullanır mı? İşte başka şekilde dediğimiz zaman olay biraz değişiyor. Çünkü Amerika'daki şirketlerde bu riski yok ki. Bunların hepsi kendi paralarını zaten dolarda tutuyorlar. Dolar onların milli paraları. Amerika'daki şirketlerin zaten bütün tamamının parası milli parada. Onun dışında... Tamam, başka ülkeler için sorayım size. Amerika olmasın, evet, üçüncü ülkeler olsun. Dolar kullanmayan ülkeler Fransa'da olsun. Haydi Fransa olsun. Japonya zaten olmaz dediniz. Evet, Japonya'da yatırım amaçlı gidiyorlar ama o paralarla başka enstrümanlara yöneliyorlar. Yani Avrupa'da da şirketler ağırlıklı euro pozisyon tutar. Onların hiçbirisi ben dolar pozisyon alayım da dolar yükselsin de böyle bir dertleri yoktur. Peki. Yani bunu Türkiye'de son zamanlarda olan bir konu maalesef. Peki, İsmet abi sorunu söyler misin mevduatlar? Yani şimdi Hikmet Bey, yani bir Türkiye düşünün. Yani karşımızdaki manzara şu, bankalarda mevduatlar var ve bu mevduatlarda
döviz cinsi mevduatlar TL mevduatların çok çok üstünde. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani bu kadar dolarizasyon, yani bir açık var ki buraya doğru yöneliyor insanlar. Yani biz de bunu bir marifet gibi sunduk zamanında. İşte dolar serbest, artık cebinizde dolar var diye efendim hapse girmeyeceksiniz, karakola düşmeyeceksiniz diye. Mesela ben birçok şirketi biliyorum. Örneğin Hollanda'da hesap açtırmaya çalışıyorlar. Hollanda açmıyor. Bakın bizim büyükelçilik personeli bile maaşını almak için orada hesap açamıyor. Neden? Yani açtırmıyorlar. Sen diyor, başka bir sürü neden söylüyorlar. Veya siz şimdi Paris'e gitseniz, Fransa'ya gitseniz, TL hesabı açmaya kalksanız Fransız bankaları bunu kabul eder mi? Etmez. Bu tabii konvertibilite nedeniyle etmezler maalesef. Evet, yani bu nedir yani? Türkiye bu kadar dolarizasyonun içine nasıl düştü bu? Yani buna bir çözüm bulmak gerekmiyor mu asıl? Asıl mesele orada değil mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim üstadım. Yani bir kere Türkiye dolarizasyonu nasıl düştü geçtiğimiz dönemlerde? Yani bunu irdelersek, yani ama BDDK'nın kararını eğer sorgulayacaksak, ben tekrar söyleyeyim, kesinlikle çok doğru bir karar verdi. Çok güzel bir uygulama yaptı ve bu şekilde de etkin olması lazım piyasalarda. Şimdi geçmişe dönelim o zaman. Yani dolarizasyona nasıl düştük, neden düştük, nasıl çıkarız? Evet, güzel bir soru. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Zamanında Türkiye'de şirketler bir kere ihracatçı değilse döviz cinsi kredi kullanamıyorlardı. Daha sonra bunun önü açıldı. Neden? Çünkü Türkiye'de mevduat yeterli olmadığı için büyümeye, bu şirketler rahat kredi bulsun, çok rahat bir şekilde bu kredilerle yatırımını yapsın, büyüsün diye. O zamanlarda Türkiye tarihi dünyanın en büyük büyümelerini gösterdi. Bu krediler o zaman işe yaradı. Ancak şunu biz kaçırdık. Aynı zamanda yurt dışından getirilen sendikasyonlarla bankalar mevduat dışı kaynaklar getirdiler yurt dışından. Dolara yönelindi. Ve bu dolarla şirketler döviz kredisi kullanmak zorunda kaldılar. Çünkü kaynak bu. Yurt dışından gelen sendikasyonla bankalar kalkıp da TL kredi kullandıramazdı. O yüzden mecburen döviz kredisi kullandırdılar. Ne zaman Türkiye'de rüzgar tersine esmeye başladı? Ne zaman ki bu 15 Temmuz olayları gündeme gelmeye başladı, kalkışması gündeme gelmeye başladı? Ne zaman bu FETÖ olayları gündeme gelmeye başladı? Türkiye dolardaki zafiyetini görmeye başladı maalesef. Çünkü dolardaki hareket, kurun yukarıya doğru gitmesinin ekonomik yanının dışında büyük çoğunluğu daha siyasi nitelik. Hatırlatırım size Trump'ın ne dediğini. Papazı teslim etmezseniz görürsünüz ne olacağını dedi. Ertesi gün dolardaki yukarı hareketi çok iyi hatırlatırım ben size. O yüzden de Türkiye'de dolardaki hareketin arkasında ekonomik neden var dersek, onun iki katı da siyasi nedenler var. Türkiye'ye diz çökertme çalışmaların olduğunu net bir şekilde görüyorum. Şimdi bununla beraber... Hocam bu arada televizyonunuzun sesi açıksa orada kısar mısınız rica etsem? Çok uzakta bir televizyon var ama... Onu da kıssınlar, ben... rica edelim. Kıssınlar lütfen. O zaman böyle yapsam ben belki mikrofondan size daha az ses gelir diye düşünüyorum. Hayır, şöyle önemli çok olan çünkü uzaktaki de olsa televizyonun sesinin yansımaması. Tamam, o zaman rica edeyim. Sesi kısabilir miyiz abi biraz? Televizyonun sesini kısabilir miyiz? Televizyonun sesini kısabilir miyiz? Tamam, rica ettim. Sağ olun hocam, buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir kere bankalar bu sendikasyon kredileri nedeniyle şirketlere kredi verince, döviz cinsi kredi verince, şirketler de tabii ki bu döviz cinsi kredilerini ödemek için bir nevi riske hedge etmek amacıyla döviz mevduat tutmaya başladılar karşılıklı. Hı hı. Onun yanında şirketlerin döviz mevduat tutmasını bir kenara bırakalım. Bu sefer bir karar aldı Türkiye. Dedi ki yok, artık bundan sonra şirketler döviz kredisi kullanamayacak, TL kredi kullanacaksınız ihracatçılar için olan hariç. Yani eskiye geri döndük. Aslında doğru olan da buydu, oraya geri döndük. Ama daha önce büyümeye katkı sağlasın diye yapılmış olan bir uygulama daha sonra bizde zafiyet olarak ortaya çıktı. Bunun yanında eğer dikkat ederseniz Merkez Bankası ile bankalar arasında swap işlemleri başladı. Evet. Bu swap aslında bankaların ihtiyacından kaynaklanan bir konuydu. Neden? Bankalar ellerindeki döviz mevduatını TL kredi olarak kullandıramıyorlar. Dolayısıyla dövizi TL'ye dönmeleri de mümkün değil. Çünkü emanet para.
mevduat. Dolayısıyla Merkez Bankası'yla karşılıklı swap yaparak onu TL'ye dönme fırsatı buldular ve TL kredi kullandırmaya böyle devam ettiler. Swapların arkasındaki gerekçe bu. Yani bankalar mevduatlarını zaten Merkez Bankası swapıyla TL'ye döndüler. Aksi takdirde o kredileri kullanamazlar, kullandıramazlar. Ama burada şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Bankalarda tutulan mevduatın döviz olmasının arkasındaki yeteklerden bir sebeplerden birisi ithalatçı Türkiye'nin kurdaki pardon bir şey duydum ama bir dakika hocam ne dediniz? Çok önemli bir şeye açıklık getirdi Hikmet Bey. Yani buradaki paranın mevduatın döviz cinsinden olması aslında Merkez Bankası'nındır o. Merkez Bankası'nın kontrolündedir. Merkez Bankası ya da Türkiye hükümeti gidip yabancılardan belli taahhütte bulunup swap yapacağına bu parayı rezerv olarak kullanır. Kendi rezervidir. Bir dakika şimdi şöyle yani anlatın. Zafer'in şirketinin yani Zafer'in bir şirketi yok aman yanlış anlamayın da örnek veriyorum. Zafer'in şirketinin bankada dövizi var. Dövizi var. Tamam. O döviz zaten Merkez Bankası'nın kontrolündedir. Yani Merkez Bankası bütün hepimizin bankacılık sistemindeki dövizi toplam olarak beyan eder. Yani orada o bulunur. Zaman, tabii. Bir dakika ama şimdi her şey karıştı. O zaman Zafer'in, Abdülkadir'in, İsmet Bey'in şirketlerinin dövizinin olması kötü bir şey değil. Değil tabii. O buradaki kötü olan bunu şu. Bunu kötüye kullanmak. Aldığın krediyi hayır, kötüye kullanmak. Kötü olayan şu. Bakın. BDDK bir tedbir mi almak istiyor? Efektif döviz yoksa bankalar döviz satmayacak. Zaten sıkıntı bu. Döviz yokken döviz açığa cinsinden. Açığa satılıyor yani. Açığa satış yapılıyor. Açığa satış yapıyor. Banka para kazanıyor o alım satımdan. Komisyonunu alıyor. Yani yok böyle bir döviz. Şöyle diyelim. Sen şimdi bankaya götürdün TL. Ben bununla şu kadar döviz alıyorum dese karşılığı olmamasına rağmen banka sana döviz hesabı açıyor. Satılır mı ama esas tedbir alacaksa bankaların döviz yokken, yükümlülüğü yokken döviz satmaması gerekir. Peki hocam şimdi şirket sahibi olmayan normal vatandaşlardan bazı sorular var. Diyorlar ki hükümetin politikaları var. Örneğin NAF ifadesi kullanılıyor. Ama biz bir yandan da para biriktirip geleceğimize bakmak durumundayız. Normal vatandaş yani kendini ve parasını korumak için mecburen gitti döviz aldı diyor. Bu normal vatandaş ne yapacak diye soruyorlar. Normal vatandaş yani bir kere BDDK'nın bu açıkladığı açıklamalarla alakalı değil. Tabii onlar tabii. İstediği gibi davranabilir. Onda sıkıntı yok. Yalnız paramı ne yapacağım diye bana çok sık sorular geliyor. Çünkü bütün piyasalarla ilgili olduğum için belki de. Ama parayı dövizde tutmanın da bir riski var. Çünkü bu risk yarın öbür gün örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Eğer Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'ye enjekte edilmeye başlanırsa, Türkiye doğalgaz ödemelerini kısarsa, yurt dışında enerji ödemeleri gerçekleşmediği takdirde Merkez Bankası'nın rezervleri erimeyecek. Dolayısıyla Türk lirası güçlenmeye başlar. Bu riski göğüsleyebiliyor mu acaba? Bu bir risk. Bunun dışında kur riski her zaman yani sürekli bir yöne giden bir olay değil. Dalgalanır. Bu Euro dolarda da oluyor, Japon yeni dolarda da oluyor, Pound dolarda da oluyor, Türk lirası dolarda da oluyor. Türk lirasında sadece ve sadece aynı anda çok yüklü miktarda döviz çıkışları piyasanın sığlığıyla alakalı bir konu. Diğer konuklarımız da çok iyi bilir. Türkiye piyasalarının ana sorunu bu. Çünkü piyasamız sığ. 200 milyon dolarla girdiğiniz zaman piyasanın dengesini bozuyorsunuz. Böyle bir piyasada kur yukarı götürmek de mümkün, düşürmek de mümkün. O yüzden de kur riski aldıklarını çok iyi bilmeleri lazım. Bence böyle bir ortamda dolar yükselecek diye korkuyorlarsa gitsinler kur koruma mevduat hesabı açsınlar. En azından bir faiz gelirini garanti altına alırlar. Dolar yukarı gittiği zaman da bu dolardaki farkı da hazineden zaten kesip ödenecek kendilerine. O yüzden bir risk söz konusu olmayacak. Yani dövizin yükselmesinden korkan kur koruma mevduat hesabına rahatça geçer. Çok... Ben daha iyi bir öneride bulunayım. Buyurun. Bence Eurobond alsınlar. Hem yüksek bir faiz getirisi var hem de döviz cinsi bir menkul kıymet ödemesi de döviz. Peki. O yüzden Türk Eurobond alsınlar. Peki hocam bitireceğim çünkü reklama gideceğim ama çok kısa olarak
Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinlemişsinizdir. Evet. Enflasyona asgari ücretliyi de ezdirmeme ve bu çerçevede bu toplantının yapılacağını duyurdu. Bu konuyla da ilgili kısa bir değerlendirme alayım. Sizce nasıl bir karar çıkmalı asgari ücretliye dair? Kimse yani iki tarafı da bir şekilde ortada buluşturabilmek için diyeyim. Şimdi piyasanın biliyorsunuz yıl sonu enflasyon hedefi aşağı yukarı 55 civarında. Piyasa böyle bir beklenti içerisinde. Ve sivil toplum örgütlerinden de 63-64 civarında bir yıllık bir getiri verildiği takdirde bu normaldir gibi açıklamalar görüyoruz. Demek ki daha önce 50'yi de verdi asgari ücrette. Demek ki 14 ile 20 arasında bir zam yaparsa enflasyona karşı en azından yıl sonu beklenen enflasyona karşı da gerekli korumayı da yapacaktır. Ve sivil toplum örgütlerinde o belirttiği %64'lük oranda tutturmuş olur diye düşünüyorum. Yani bu civarda bir geliri, 14 ile 20 civarı bir geliri bana göre piyasayı memnun eder diye düşünüyorum. 14 ile 24 tam anlaşılmadı. %14 ile 20 hocam, asgari ücret ediyorsunuz değil mi %14-20? Tabii yüzde. Hikmet Bey batırdınız asgari ücretliye. Şöyle hayır. Yani maalesef artık imkanlar olsa da keşke. Mesela bir arkadaşımız geçen yayında %50'den bahsetti. SGK primlerini de dahil etti ona. Sanıyorum İnşallah hocam ben... Olur. Ben emekliyim. Hocam ben size katılıyor yani olabilirim. İşverene verecek bazı desteklerle birlikte rakam %20 olarak açıklanıp işverenin desteklenmesiyle birlikte daha da yüksek görünmesiyle sizin rakam çıkarsa şaşırmam söyleyeyim. Bir kapatmadan bir soru. Çok kısa. Yüksek. Bir dakikam var. Bak ona tamam, göre. Tamam, biz hocamla da yakın zamanda beraberdik zaten. Orada özel şeyler konuştuk ama onları söylemeyeceğim. Onu sormuyorum. Sadece şunu soruyorum. Bence onlara daha çok ilgi görüyorum. Bir dakikam var. Dolarda bir düşüş bekliyor musunuz hocam çeşitli faktörlerin etkisiyle? Şimdi dolarda bir teknik anlamda grafikler zaten yönü aşağı diyor. Ama düşüş olması için yani yaz sonuna kadar bir gevşeme olabilir ama yaz sonundan sonra bu biraz zor gibi görünüyor bana maalesef. Peki. Yatay kalsa yeterli olur. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle reklama gitmem gerekiyormuş gene reklam sırası. Biliyorsunuz reklamlar önemli. Dolayısıyla sevgili izleyiciler reklama gidiyoruz.